Size bir yöntemden bahsedeceğim. Bunu yaptığınız her sabah, yapmadığınız sabahlara göre kendiniz daha mutlu hissedeceksiniz. Görmeden daha fazla fonksiyonu var gözün. Gözü siz bir tür GPS ayar makinesi gibi düşünün. Neden kötü hissediyoruz ve iyi hissetmekle ne alakası var? Onu anlayalım. Merhabalar. Sabah yataktan kalktığınızda kendinizi mutlu hissetmeniz için, o gün bir önceki günden daha mutlu olmanız için size bir yöntemden bahsedeceğim. Bunu yaptığınız her sabah, yapmadığınız sabahlara göre kendinizi daha mutlu hissedeceksiniz. Antidepresan almış gibi demeyeyim ama sonuçta bir sürü insan bunları kullanıyor. Demek ki bu kadar çok insanın gerginliği var, anksiyetesi var. Değil mi? Biz hepimiz öyleyiz. Yani bir tahammülsüzlük, bir ee, mutsuzluk halleri olabiliyor. Özellikle kış olduğunda daha bir çökük oluyoruz değil mi? Yazın daha iyi hissediyorduk kendimizi. İşte böyle bütün bunların bizim kimyamızla, biyokimyamızla alakası olduğu için kimyamızı manipüle etmek ya buradaki işimiz. Onu biyokimyamızı manipüle ederek kendimizi daha mutlu edebiliriz. Onun için sabahları şunu yapın ve kendinizi daha mutlu hissedin nin cevabı işte şekilde görüldüğü gibi gözünüzü Açtığınızda güneşin doğuşunu yakalamaya çalışın. Şimdi gün ışığıyla uyanmak ve sabah kalktığında başka bir ışığa yani cep telefonuna şuna buna evdeki ışığa bakmak yerine gün doğumunun ışığına bakmak e, mutluluk için önemli. En kolay mutlu olma yönleri, yöntemlerinden biri güneşin doğuşunu yakalayan gözleriniz ve vücudunuzun vücut, içeride yarattığı biyokimyanın e, karşılığı. Nasıl oluyor? Şimdi vücutta bir sırka diyen iç saat sistemi olduğunu biliyorsunuz. Bunu defalarca zaten konuşuyoruz. Şöyle düşünün. Sanki biz gözleri hani görüyoruz görme falan gibi ama görmeden daha fazla fonksiyonu var gözün. Gözü siz bir tür GPS ayar makinesi gibi düşünün. Hani telefonun lensi gibi. Yani şekilleri görüyoruz falan filan ama Hiçbir şey görmüyor olsak da görmenin dışında başka reseptörlerle ışığın dalga boyunu algılayabiliyoruz. Yani ışığı objeleri görmek için değil, ışığın dalga boyunu e, ölçen bir takım reseptörler onu GPS ayarı için kullanıyorlar. Ne demek GPS ayarı? GPS'te ne oluyor? Hani dünyanın neresindeyiz? Ne tarafa gidiyoruz? Buluyor ya bizi. Onun gibi düşünün. Bizim dünya üzerindeki lokasyonumuzu, zamanı, enlemi, boylamı, mevsimi ölçen bir sistem bizdeki de. Ve bunu da evolüsyonun bir parçası her sabah uyandığımızda göze gelen ışıkla kuruyoruz. Biz evde oluyoruz işte bakmıyoruz kışın ışık yok falan bu konuşmaları yapmıyorum. Şöyle anlatacağım bu bir biyolojik evolüsyoner gerçek olduğu için önce doğru nasıl işlediğini anlayalım da hani oradan uzaklaştıkça neden kötü hissediyoruz ve iyi hissetmekle ne alakası var onu anlayalım. Şimdi beynin içerisinde e, suprachiasmatic nükleus diye bir merkez var. Bu merkez e, İngiltere'deki bu merkezi saat gibi vücudun iç saatini ayarlayan beyindeki ana merkez. Defalarca anlattım bunu. Şimdi bu merkez gözün topladığı gün ışığı parlak ışık, güneş çok az o değil. Gün ışığı, dünyadaki gün ışığını topluyor özel reseptörler ve arka tarafa iletiyor. Arka taraftaki GPS okuyucusu o ışıktan mevsimlerden hangisi, e, kuzey enlem, boylam dünyanın neresi olduğunuzu ölçüyor ve size e, beyninize söylüyor. Şimdi burası saati kuruyor. İşte gün ışıdı, şimdi işte Aralık ayındayız, Ocak ayındayız, dünyanın şu bölgesindeyiz. Çünkü ışık, güneşten gelen ışığın yoğunluğundan, frekansından, dalga boyundan bunları anlayabiliyor. Böyle evrimleştik. Bu bilgiyi aldığında iç saatini dış saatle sync ediyor. Dışarıda bir saat var, içeride bir saat var. Bunları birbirlerine uyumlandırıyor. Yani bu merkezin amacı o ve gözdeki ışık reseptörlerinin amacı o. Ee, ve sonra ana beyin saati kurulduğunda vücuttaki istisnasız her hücreye aynı anda hiç milisaniyeye geciktirmeden o bilgiyi iletiyor. O zaman biz ne olmuş oluyoruz? Mesela çalar saatle uyanıyoruz ya. Aynısının vücut olanını düşün ve gerçek olanını. Sanki vücudun gerçek çalar saatini kurmuş oluyoruz. Sabah uyanma halimizin en gerçek halini kurmuş oluyoruz. Bizim kalkıp da ışığa bakmadığımız, işte evin içinde dolandığımız, karanlıkta uyandığımız, belki bütün gün evden ofise gidip hiç ışığa çıkmadığımız günler çok. Ama o günleri, o günlerin bir bedeli yok mu bunun karşılığı bu konuşma zaten. O günlerde başka hayatta kalma biyolojik kapasitemiz olduğu için de işte vücut kendini ayarlamaya çalışıyor falan. Ama ideali ve fabrika ayarları onun Sabah güneşin doğuşuyla beraber e, gözün topladığı ışıkla kendini güne günaydın diyerek ayarlamasıdır. O mağara günlerinde yaşadığımız zamanlarda da böyleydi. Sonuçta ışık mağaraya geldiğinde kalkıyordun. Yani vücudun ona böyle böyle bu, bu günlere gelebildik. Yoksa hani varlığımızı sürdüremezdik. Yani fabrika ayarlarımızda bizim. Sabah güneşin doğmasına reaksiyon veren bir sistem var. Ve bu sistem temelde gözle, göze gelen ışıkla başlıyor. Bu görmekten bağımsız bir şey ve beyindeki ana merkez vücuttaki diğer saatleri kuruyor. Diğer diğer saatler ne? Ciltte de var, karaciğerde var, mide de var. Aklına gelen bütün hücrelerde iç saat reseptörleri var. Zaten bunlar bilinen, artık üzerine Nobel alınmış konular. Yani bu bir yeni bir şey değil. Şimdi biz burada mutluluğa bağlayacaktık ya konuyu. Oraya bağlamak için Konunun öneminin altını çizdim. Ben sabahleyin eğer herhangi bir sabah normalde rutinimde bir sürü başka bir şey yapıyor olabilirim. E, güneşin doğuşunu kaçırmadığım kalkıp balkona çıkıp evin önüne çıkıp dışarıya çıkıp o ışıkla e, gözüm ve vücudum arasında bir e, e, temas yap, yaparsam eğer o zaman vücutta ne oluyor da mutlu oluyor e, konumuz o. Şu oluyor ne dedik fabrika ayarları. Ben Ayşegül olarak fabrika ayarımda acaba ne kadar serotoninim var mutlu olmak için ne kadar dopaminim var tutkulu olmak için işte yani bunları ben ee, ee, bunları ben idealinde bilebilmek için biyolojimin de idealde olması lazım. Yani orijinal fabrika ayarından kaçtıkça zaten bir kısmını Kaybetmiş olacağım yani, yani yaşam şekliyle. Dolayısıyla benim ideal fabrika ayarlarımdaki serotoninim ya da dopaminim o sabah kalkıp gün ışığıyla temas edebildiğim gün anlayacağım miktardır. Çünkü o hal e, vücutta bir e, sirkadyen sistem kuracağı için 24 saat üstünden yani şurası 12-6 aynı zamanda işte 24 saat 18 vesaire buradaki 24 saat üzerinden e vücudun içerisindeki tüm hormonların ne zaman salınacağına dair bir sistemi kurmuş oluyor sabah şuradaki gün ışığına bakarak kendimizi dışarıyla ettiğimiz zaman ışıkla. Ne yapmak istiyor? Ben hangi hormonu hangi saatte üretmeliyim? Rutinimiz nasıl? Kabaca söyleyelim. Biz 6.30 yani şu andaki saatler ileri geri onu konuşmayacağım. 6.30 7.30 arası şu arada bir yerde uyandığımızı varsayalım. Güneş kaçta doğuyor onu da bilmiyorum. Galiba 8'e kadar ışık olmuyor ama yani ışıkla kalktığımızı varsayalım. Saat olarak vermeyeyim. Gün ışığıyla uyandığımızı varsayalım. Gün ışığıyla uyandığımızda önce geceki uyku hormonumuz melatonin devreden çıkacak ki biz böyle afyonu patlamamış yataktan kazınarak kalkmak istemeyen halde olmayalım değil mi? O, o hal o demek yani geceki melatoninden kurtulamadın demek. O zaman o ışık bizim melatoninimizi sabah olduğu için sıfırlayacak. Melatoninin tam ka karşıtı nedir? Bizim doğal kortizolümüzdür. Doğal kortizol sabah olmak zorunda normali o. Çünkü hop işte mağara dönemi hayatta kalmak için bize yemek yemesek de enerji verecek olan şeyimiz yani strese karşı hazır bizi tutan hormonumuz. Ona her sabah bir miktar ihtiyaç duyuyoruz. Yoksa enerjik de kalkamayız. Yani günü çıkarmak için de başlangıçta öyle bir kortizol miktarına ihtiyacımız var. Hani eşittir kötü değil. Hemen arkasından işte bu bizim klasik dopamin ve serotonin. Neydi bunlar? İkisi de biri mutluluk için, biri daha Hayata asılmak, daha tutkulu olmak için ürettiğimiz hormonlar. Bunlar vücutta var. Kiminde çok var, kiminde az var, kimi eksik, öbürü antidepresan alsın. Böyle konuşmalar yapmıyor muyuz? İşte Parkinson'da dopamin üretilemiyor falan filan. Bir sürü konuşmalar var. İşte bunlar demek ki kanda ölçülebilir, üretilebilir, kişiye göre durumu değişebilir, yaşa göre durumu değişebilir şeyler. Benim dopaminim ve benim serotoninimin mi, e, fabrika ayarlarında, benim yaratılışımda en iyi halde olduğunu Garantileyebilmemin yolu da benim her sabah gün ışığıyla uyanarak e, merkezi e, sirkadian sistem üstünden vücudu şimdi üretmek için en doğru zamandır, en doğru miktarda üret dedirtebilmem lazım ona. Ben ona bu görevi yaptıramazsam, olaylar 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 diye stresler yaşayabilirim. Ama önemli olan benim hani ona vereceğim tepki toleransım ya da alt zeminim ya. Dolayısıyla ben bunları üretemezsem, e, meseleleri daha ağır algılayacağım demektir. Yani mutlu olmak ya da tutkulu olmak ya da iyi hissetmekle ilgili tonla yapacağımız önerilen, bitmez, tükenmez e, öneriler var. Ama herkesin hani fabrika ayarı doğuşundan. Doğuşundan bir kapasitesi var, bir düzeni var bu hormonları üretebilmek için. O düzenin idealine dönelim ki bakalım kendimiz ne kadar üretiyoruz? Kendimiz ne kadar üretmekten memnun kalırsak ve iyi hissedersek belki de öyle bir hormon eksikliğimiz yok. Belki de gerçekte o kadar depresif değiliz. Belki de gerçekte o kadar sinirli değiliz. O hali çok bozduğumuz ve güneşle uyanmadığımız, ışıkla uyanmadığımız, doğal ışık yerine sürekli olarak sahte ışıkta olduğumuz için yani bütün gün hormonları üretecek olan sistem düğmesine basarak idealini yapamıyor ki ışık sinyali olmayınca işte el yordamıyla diğer sinyalle işi yapmaya çalışıyor. O yüzden bence eğer kendinizi kötü hissediyorsanız depresifim, sinirliyim, şöyleyim, böyleyim, hayatta şöyle böyle bir sürü konuşma çok şey yapabilirsiniz. Tatil olur, masaj olur, kedi sevmek olur, hepsi olur ama bence böyle bir şey yapıp takıntılılık yapıp, Birkaç hafta boyunca göreceğim ilk ışık gün ışığı olacak mantığıyla evinizin bahçesi, balkonu vesairesine dışarıya çıkıp o ışıkla böyle bir yarım dakika, bir dakika, üç dakika, beş dakika ne istiyorsanız, ne kadar istiyorsanız o kadar iyi. Gözünüz ve vücudunuz ve ışık arasındaki o senkronizasyonu yapın. Bakalım kendinize ait fabrika ayarlarınız size ne kadar serotonin, ne kadar dopamin üretiyor olacak ve siz kendinizi nasıl hissedeceksiniz. Belki o zaman ihtiyacınız olmadığına, belki o kadar depresif olmadığınıza karar verebilirsiniz. Zaten mevsimsel depresyon denen hani seasonal affective disorder kışın karanlık olması, karanlıkta uyanmamız, gün ışığı ile temasımızın azalmasıyla alakalı bir şey. İşte burada en çok düzeltecek olan Sabah gün ışığı teması, öğlen bir ara çıkarım da fena değil ama hormonların üretimlerinin zamanlarının doğru set edilmesi için gün ışığıyla biyolojik e, yapımızı sink edersek o da ne zaman ne kadar üreteceğini bilir. Yani ona yanlış sinyal vermemek lazım. Yani ben e, sabah gün ışığıyla kalkıp dopaminimi en iyi şekilde üretmek isterken gün ışığıyla kalkmayıp gece geç yatıp öğlenin ortasında kalıp öğlen dışarı çıktığımda Öğlen ışığını gören gözüm ve beynim öğlen olduğunu zaten yazıyor oraya. Hani geçmiş olsun o hormonları üretme zamanı bitti yani ortadan başlıyoruz gibi bir şey. Yani biz böyle evolüsyonda bugünlere ge gelebildiğimiz için yani çevre şartlarıyla maksimum uyum sağlayarak bugüne geldiğimiz için... ...şu anda çevre şartlarıyla uyum sağlama kabiliyeti yapmayalım zaten içeride yaşıyoruz ve çevre dediğimiz şey doğal olmayan bir sürü şey ama o fabrika ayarlarımızda o kapasite var biz tekrardan oraya geri dönmeye çalışarak kötü hissiyatımızı üstümüzün atmanın bir yöntemi olarak bunu kullanabiliriz yani antidepresan almaktan da kolay tatile çıkmaktan da ucuz değil mi yani ne yapacağız ne zaman güneş doğuyormuş imsak mı deniyor o saat ne zamanmış onu tespit edeceğiz o saatte kalkacağız Balkona gideceğiz, kahve içiyorsak orada kahvemizi içeceğiz. Camda olmayacağız yani dışarıda olacağız. E, müsaitse dışarıda yürüyüşümüze çıkacağız. Sabahları kaçırmayarak birkaç hafta geçirdiğimizde nasıl hissettiğimize bakacağız ve sadece gün ışığını yakalayarak gün gün doğuşuyla uyanmanın e, şiirsel olan e, ama aslında benim hani konum biyokimyasal olan e, mutluluk e, formülünü belki değerlendirebiliriz ve belki sizde de bende yaradığı gibi işe yarar. Hiçbir gün doğuşunu kaçırmamanızı dilerim efendim.